Evet. Ne oldu? Dördüncü bölüm oldu değil mi ya? Az önce konuştum, yine unuttum valla. Dördüncü bölümden devam ediyoruz. Dünyadan hikayelerden. Sesim gitti. Yes, Your Grace'in dördüncü bölümünde. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Nerede kalmıştık? Altıncı hafta bitiyordu. Şimdi fabriği aldık. Kumaşlar tamam. Grubu tuttuk. Onda da bir sıkıntı yok. Çiçekleri de alıyoruz. Düğün işini hallediyoruz. Geriye tiyatroyu düzeltme kaldı. Kısmet belki haftayı yapabilirim. Şu borcumuz bitsin diye bir umut devam ediyoruz hala. Tiyatroyu düzeltmediğimiz için de biraz mutluluk düşüyor. Ama onu da bu hafta içinde çok abuk sabuk bir olay olmazsa hallederiz diye tahmin ediyorum. Herhangi bir yerde bir sıkıntı yok. Devam edelim. Yedinci hafta. Bakalım neler olacak. Efendim canım. Obay. Çok fazla insan geldi ya. Hayırlısı. Düğüne çok yaklaştık. Obay. Radovyan postlarının hani sıkıntı yaratmayacağını çözmemiz lazım kralım. Tamam. General gel canım. West postunda da hiçbir şey yokmuş. Ama büyük bir dağınıklık şeyi bulmuş. Altın ve kaynak bırakmışlar arkalarında. Hızla kaçmak zorunda kalmışlar galiba. Ne bıraktınız lan? Güzel bir şey bıraktınız mı? Bu mu ya? Artı 2, artı 2. Abi gelene geçene 7 veriyorum, 12 veriyorum. Bana gelen bu mu şimdi? Ada seni bir daha çağırdım. Niye çağırdım? Sor. Meraktan çağırdım ben. Ekatel. Evet beni çağırdın doğru. Ha, başka da bir olay yokmuş adanın. Neye benziyordu hırsız? Tiba wo. Dirty cream apron, dark green shirt and a hat. Şu arkadaki olabilir ha. Kolonun orada bak bir tane adam var. Ama habire aynı kıyafeti mi giyiyor bunlar değil mi? Bakalım göreceğiz. Kuvaya. Tamam, böyle biri gelirse haber vereceğim sana. Hadi görüşürüz canım. Oy. Kuanahira. Ne oluyor lan? Ha, ben bir de bir yere şey kurduydum. İn kurduydum değil mi? Han kurdum. Aynen. Evet. Daha mutlular. Daha şey çalışıyorlar. Daha fazla çalışıyorlarmış. Oh? Vikena Plo. Ploh. Plah. Ploh. Bilmiyorum artık nasıl okunuyor. Daha hızlı yapacağız diyor. Daha tam olarak han oturmamış ya tabii yavaş yavaş oturacağız ama ekstra bir şeyler getirdim diyor yardımınız için. Bir altın mı? Arkadaş bunlar da ne ucuz ya. Ha, zaten vermek zorunda değilsiniz ve ne kadar cömertsiniz diyor ki versinler. Zaten sizden aldığımı size geri veriyorum yani. Benden daha iyi kral bulamazsınız siz lütfen. Kaboy. Evet. Halkımız bunu mutlulukla şey yapacaktır, karşılayacaktır. Ya bu. Herhangi bir durum olursa tekrar ziyaret edin lütfen. Avino. Teşekkürler kralım. Hadi git bakalım. Branka'daki taverna bitmiş. Kârın yarısı bak. Şerefsiz 8 altın alıyor demek ki bize bir altın verecekti. Yok işte oradaki şeylerin çalışanların ve kaynakların şeyini tam yapamıyorum. Kârın yarısını alıyorsunuz diye. O yüzden en iyi ne satıyorsa ona odaklanmaya karar verdim. Güçlü şaraplar ve spirit dediği bilmiyorum ruh. Ha, bunu yapmam tabii ki kendini hani bu konuda ilgi çekeceğini düşünmemiştim diyor. Hani kimlerin daha fazla içmek isteyeceğini. Baba
Ya böyle saçma şey mi olur ya? Ne kadar sarhoş varsa hepsini doldurmuş, onlar da tavernanın altını üstüne getirmiş. Boy Cabo. Yani tamam, biraz düzeltme lazım o zaman. Ne? Sıkıntı ne? Abino Tüccar, seni gebertirim. Bayağı bir para lazım bunu geriye döndürmemiz için diyor. Aynı zamanda reputasyonu düşmüş. Bu şekilde başarılı olma ihtimali yok. Arkadaşı dungeon'a alabiliyor muyuz? Yok mu öyle bir şey? Gelir misin? Nereye gidiyor? Bu ne lan? Atarını yaptı gitti. Ya profit kar değil miydi abi? Gelir diye ki. İnkam değil yani. Karın yarısını alıyorum diye şu olması çok saçma yani. E ne oldu artık? Onun şey diyor. Komple gitti öyle mi? Saçmalama. Kuyu ya. Ne saklıyorsun? Patates kapağı. Kedi alamayacağımı söyledin. O yüzden farklı bir hayvan aldım dedi diyor. Elbow. Kedi alamayacağını söylemedim. Sadece Lord Sulya'nın kedisini alamayacağını söyledim. Aha. Dolandırıcı geldi bu arada bak, arkadaki. En arkadaki. Müzik girince kafam şey oldu. Ne o Snail? Sümüklü böcek mi? Salyangoz. Salyangoz galiba. Smaç koymuş ismini. Bahçede bulmuş. Kuyu ya. Farklı bir hayvan olmuş ve orijinal ne? Orijinal bir isim. Elena. Evet. Çok tatlı ama kedi değil. Yapış yapış, sümüksü bir şey. Azıcık iğrenç de. Yani en uygun şeyi bu olarak gördüm. Belki Lord Sully ayrılmaz da birlikte yeni bir şey buluruz diye. Peki kedi kalsaydı? Cowboy. Ha? Lord Sully tek başına kalsaydı, kedi senin yanında kalsaydı daha mı iyi olurdu? Mutlu olur muydu? Ha, o zaman Dusty Lord Sully'yi özlerdi. Ayrıca sen söyledin, başka bir seçenek yok. Ya ikisi birden gidecek ya da ikisi birden kalacak. Cowboy. Korkarım şu anki durumda ikisi birden gitmek zorunda. Başka bir yolu yok mu? İyi. Yok. Konsey odasına girmek ister gibi geliyor bana. Salyangoz diyor. Ne zaman girebilirim? Koy var ya. Salyangoz hakkında mı konuşuyorsun? İsmi neydi? Simire miydi? İsmi Smudge. O kadar zor değil baba. İyi Smudges. That's why. Allah, Smudge'ın eylem olarak şeyin çevresinin ne olduğunu bilmiyorum. Yani yerde sürükleniyor anlamında herhalde. Ya evet, Smudge. Tamam. Şu an için konsey odasına giremezsin çünkü Kral Talis orada ve evlilik arifesine kadar orada olacak. Ha. Tribe attı gitti. Evet canım gel. Alkolik bir köylümüz geldi. Çok küçük bir isteği varmış. Biraz para verir misiniz diye. Bir altın istiyor sadece. Bir şey alacak. Ayakkabı mı alacak? Şu ne buç herhalde. Yani evet, garip göründüğünün farkındayım ama çok mutlu eder beni bu. Ne diyorsunuz? Çık git lan, çık buradan. Saçma sapan. Sen ne istiyorsun? Baby. Banditler saldırmış yine köyü. Arkadaş, kampları dolaşıyoruz dolaşıyoruz, kimse yok. Nereden saldırıyor bunlar? Canavar mı vardı bayrakların üstünde? Baby. Yo, öyle bir şey yoktu. Goodbye.
Yerliler ama iyi silahlanmışlar. Ha, yemeklerimiz ve ineğimiz gitti diyor. Yardımınıza muhtacız diyor. Yemek vereyim. En azından şimdilik idare edersiniz diyor. Yani benim verdiklerime karşılık aldıklarım çok tırt kalmıyor mu ya? Oy baka. Teşekkürler kral. Değil mi bebeğim? Soyuldum kralım, soyuldum. Hep benim. Hagos'a doğru gidiyordum. İşte eşkıyalar, eşkıya tak, eşkıya. Tehdit etti beni, hayatımı tehdit etti. Bütün her şeyimi vermek zorunda kaldım. Ben Hiçbir şeyim kalmadı ve yapabileceğim hiçbir şey yok. Gidebileceğim bir yer de yok. de ben. Bana yardım eder misiniz kralım? "12 altın. Aa, beni kandırmaya mı çalışıyorsun?" Direkt dungeon'a atıyorum. Direkt. Hiç affım yok. Sinirlendirdi o. O şerefsiz Merchant sinirlendirdi beni. Kimseye güvenim kalmadı. Ya bir de konuşmama da izin verme değil mi? Yani 4 altın aldım diye bütün şey taverna paramparça oldu değil mi? 4 altını da alamadım anasını satayım. Keşke alabilseydim. Saçma olan tarafı. Beni Baba. kandırmaya mı çalışıyorsun lan? Gardiyanlar, görevliler, güvenlik. Hayır kralım. Gerçeği söylüyorum. Radovyalılar da onlar. Kuva. Dungeon'da biraz zaman geçir. Lady Ada'ya da söyleyelim evet. Kim oldu? Kendi gidiyor. Peki. Ya bu. Ha, Radovya kopyacılar var bir değil mi? Ay bay ya bay. Harika. Radovya saldırıları olduğu için diğer şeyler de, banditler de onlara benzetip saldırabiliyor rahat rahat ve kaçabilecektir. Bay bay ya o. Evet. Olaylar da Radovyalılara kalacak ne de olsa. O yüzden rahat rahat takılabilecekler. Düğünden sonra eminim ki normale dönecektir kralım diye. Neyse. Şuraya bir göndereyim. Generali. Da dediğim gibi yani niye şey yok bilmiyorum. Adayı tekrar çağıralım. Kalk bana ya. Var mı etrafta yapacağım bir şey? Kralım anlayamadım tam olarak ben niye buradayım? Nedenini biliyorsun değil mi? Nasıl? Ne cüretle bu soruyu sorarsın? Lady Ada gelene kadar burada kalacaksın. Peki kralım. Sizin başka da bir olayınız yoktur herhalde. Çıkıyorum geri. Evet. Aurelio. Memnun. Canım. Nasıl gidiyor işler? Kurbanım. Rosario ile konuşabildin mi hiç? Konuşmuyor. Çok endişeliyim onunla ilgili. Uzun zamandır bir şey diyememiş. Tabii ben. Umarım bir gün affeder bizi. İbana. Peki. Evet, haftayı bitiriyorum o zaman. Devam. Ha, borcumuz bitmiş en sonunda ya. Oh be. Şunu da yapayım da her şeyi yapmış olalım. Dertemiz. Mutluluk da artık azalmıyor. Ya dediğim gibi yani o şeyden karı alamadan parçalandı anasını satayım. O şerefsiz yalan söylüyor bana. Ama yok. Gideyim bakayım. Ne olduğunu öğreneyim, ne olduğunu bileyim diye bir seçenek de yok ki. Neyse her şeyi yaptık en azından. O konuda kafam rahat. 8. haftaya devam edelim. Ne oldu? Bay.
Kraliçe beni görmek istemiş. Peki. Ha, kuzey postundalarmış. Okey. Arkadaki kim ya? Çoğunu halletmeyi başardık diye. Güzel. Bir mutluluk daha oldu. Bunu bulana kadar kaç tane yeri yağmaladılar mesela. Evet. Artık düğün için hazır oluyor. Postları dağıttığımız için. Ha. Aynen. Etraf açıldı. Ada. Beni mi çağırdın diyor. Evet çağırdım canım. Bulduk senin şeyini hırsızı. Dungeon'da. Benle birlikte götürebilir miyim diyor. Kocası mocası olmasın lan. Kaçmış olmasın. Dubai. Ne yapmak istiyorsan onu yapabilirsin. Tamam neresinin düzgün olduğunu göstereceğim diyor. Aa bulduğum için ayrıca size de yardım edeceğim diye. Yani size pek verebileceğim bir şey yok ama hiç yoktan iyi bir bak. Yani ittifak olmamız beni mutlu etti ada. Lady ada. Yani sizi yanımızda görmek bizim için mutluluk verici. Benim için bir şereftir diyeyim. Teşekkür ederim. Herhangi bir şeye ihtiyacınız olsa bana söyleyebilirsiniz diyor. Peki Pietro. Köylü. Aa Lord Sully'e çıkmış. Amazon. Kralım düşünmeye başladım da acaba siz de bu işin içinde misiniz? Söylemeye çalıştığım... Neyi söylemeye çalışıyorum lan abi? Why would you tell someone you know that they know? Why would I say this? Hiçbir şey anlamadım. Çevirmeye de uğraşamayacağım yani. Sizin işte söylediğiniz benim söylemeye çalıştığım ama size söylenen falan diye bir şeyler saçmalıyor şu an. Pinato! En iyisi gideyim. Gidebilirim değil mi? Ne çıkacak bu Pietro'nun altından acaba? Canım kızım. I don't know. Baba. Uaya. Aa en sonunda dışarı çıktı Lorsin'e. Uno este. Duvara gelebilir misin zamanın olduğunda? Seninle konuşmak istiyorum. Uba. Tabii ki seninle orada görüşürüz. Peki. Yardım istemeye gelmiş. Hasta babası varmış. Ya şimdi ilacı açma almadım diyeyim. Hayalet gibi solgun titriyor ve terliyor habire. Her şeyi denedik diyor. Ne bulursa vermişler. Harbiden her şeyi vermişler. Belki bir gece daha görmeyebilir diyor. Eğer Kortwich yani büyücümüz olsaydı o bu tür hastalıkları halledebilirdi diyor. Olsun nereden bulacağız? Doğru. Haber verin böyle bir şey aradığımızı gelsinler görüşelim diyor. Baban konusunda da ayrıca artık harcayan bir para yok ne de olsa. Babanın için en azından 7 altın. 7 altın. 7 altın bak. Babası kurtulsun diye 7 altın veriyorum. Adam bana 4 altın veremedi. Yaklaşık toplamda 30'a yakın kaynak verdiğim adam tavernayı batırdı. Saçmalama. Belki bu senin şeyin için, ilacın için yeterli para olur. Emir onu iyileştirebilir. Pahalı ama 7 altın verdim ya. Koca tiyatroyu 10 altına düzeltiyorum. Sana 7 altın verdim ya. Rica ederim. Ne demek? Ben halkıma iyi davranan bir kral. Güvercin bokum var yerde nedir? Oo görüşlerimiz bayağı bir yerdir. Bahçeden başlayalım. Ne yapıyorsun patates kafa? Kralım. Ne yapıyorsun? That boy. No. Doy boy. Aynı şey. Düğün için hazır mısın? Bir tane sorun var diyor. Boy. Neymiş?
Salyangoz da benimle birlikte düğüne gelebilir mi? Gelebilir tabii ki. Oui, bye. Ama sana yakın tut. Her zaman benim yakınımda duruyor. Merak etme kral. Peki o zaman gelebilir. Lord Sulya'ya güle güle, yani hoşça kal demeyi unutma. Çünkü düğünden sonra direkt olarak gidecek. Aynı zamanda Dasya'ya da demek zorundayım değil mi? Her şey daha iyi olacak. Patates kafa. Patates kafa demeye ilgiyi verdi. Evet baba. Düğüne hazır sayılırız. Evet, senin için belki olabilir. Ama Lord Sulya için pek de iyi değil. Hala inanamıyorum gideceğine. Umarım Prens Ivo ile arkadaş olmayı öğrenebilir. Peki, öyle bir şey yapacağını sanmıyorum. İstediğini de sanmıyorum. Keşke daha fazla zamanımız olsaydı ona prens bulabilmek için ama... Yani tek yol bu. Kendine iyi bak deme. Çık dışarı be adam. Konseyde durum ne? Bulabildin mi bir şeyler? Yani bir şey yok. Düğüne hazır sayılırız. Çiçekçi tuttuk. Dekorasyonları halledik. Canlı müziğimiz bile var. Bunlara hiç gerek yoktu. Bir an önce gitmesini istiyorum. Bu da mı hasta ya? Böyle bah böyle diye sesler çıkarıyor. Önemli olan orada verdikleri sözler. Gerisinin önemi yok. Düğünlerden nefret ediyorum. Ne için olduğunu insanlar çabuk unutuyor. Yani her türlü zaten güzel bir parti olacak, seni orada görmek isterim diyor. Ya orada görüşürüz diyor. Tamam peki. Dur kızımla konuşayım ya, son karıma gidelim. Ne yaptın? Sistem. Oy. Sen de hiç ayrıntılı konuşamıyor Sten'e. Neler gördün bir anlatayım. Dinle. Ah evet sensin. Benimle görüşmek mi istemiştin? Sana bağırdığım için özür dilerim baba. Sana aptal demek istememiştim. Keşke daha farklı durumlar olsaydı. Keşke seninle birlikte geçirseydim son günleri, sana kızgın olarak değil de. Biliyorum yavrucuğum, biliyorum. Seni seviyorum baba. You'll be fine deyip öküzlük yapayım mı? Hayır, öyle bir şey yok tabii. Dünyadaki her şeyden daha fazla seviyorum seni Luli. Tam öyle de denmez şimdi, iki tane daha kızım var. Hoş değil ya. Biliyorum. Bunu sana söylediğimde çok nefret ediyordun ama sen benim hala Lulimsin. Luli. Olsun baba. Bana Luli demeni özleyeceğim. Anan çok güzel bir düğün hazırladı. O beni bulmadan hazırlansam iyi olacak. Partide görüşürüz. Peki. Meow. Oo, elbiseler falan hazır. Aba. Balım. Tamam mı her şey? Her şey hazır. Sadece tek bir şey eksik. Elbiseyi seçememiş. Kim için? Lord Sulya için mi? Bu çok abartı. Bu çok sade. Ben bunu seçiyorum.
Inna. Uważnie, Inna. Ajniwa. Nasıl? 25 altın mı? Ajufa. İki. Kasi. Kovu. Bunu mu istiyorsun? Okato. Uva. Ivana. 50 mi? Estina. Pahalı lan bu. Kuvina. Uestela. Ana yine borçlandık iyi mi bankaya? Oy. Astinas. Ene kuvala. Of. Ya kadın, bunu beğendiysen bana niye seçtir diyorsun? Şimdi bu 50, bu 25, bu da 10 altın falan herhalde. Ben bunu istiyorum. Bunas. Huma. Ai. Ikanam inak taunu aliba. Ya. Bu ne? Böyle bir seçenek bile yok ki. Ivana. İnoha. Ha, istersek bunu da giydirebiliyoruz. Öf. Tamam ya. Her türlü o borca gireceğiz, o çok belli yani. Oh, tamam pafya bana. Umbala. Tamam. Evaka. Harika. Umbala. Kuvina. Aynen, tamam. Kuiba? Öf. Kız evlenmek istemiyor. Kadın herkesten mutlu. Yapacak bir şey yok. Kesin beğenecektir. Hiçbir şey ödemek zorunda. Sen bir de onu bana sor. En azından şimdilik diye. Tamam. Yine borca girdik. Tam ne güzel Betty dedi her şeyi var ya. Çok mutluyum Erik. Bizim kızımız prensle evlenecek. Barbar bir Radovyan'la değil. Her şey bir gün çok daha iyi hale gelecekti. Biliyordum. Peki, daha sonra görüşürüz. Çık dışarı be adam. Çık ya bir kere de. Bitiriyorum haftayı. Fena da bitirmedik. Yine bir 10 altın soktuk kendimize. Aa, Lady Ada böyle şey mi verecek her hafta? İyi. Olur. Tamam, düğün geliyor. Düğünü de artık diğer şeye bırakalım. Bölüme bırakalım. Bu 4. bölümde herhalde. 8. haftanın sonuna gelmişiz. Ne diyelim? Diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.